Hocam, Harut Marut'la alakalı çok soru geliyor. Bu konuda ne demek istersiniz? Metafizik istihbarat bu konuda ne diyor? O defterin 3 sayfası kayıp. İşte eğer o 3 sayfası açık olsa, hani bu kelime, bu şeyi çözen orayı da bulur dediler. Harut Marut'un olduğu mağarayı. Hı hı. Yani tabii ki biz bundan izleyicimize sakın ha, hani orayı gidip bulmalarını istemeyiz. Yani az önce söylediği şey belki de birçok insanın bilmediği bir şeyi söyledi. Sultan Abdülhamit Han, cennet mekan. Hocam, ne söylemek istersiniz? Ben değil, soralım. Mübarekleri. O ihtilalasla yapılması sebeplerinden bir tanesi de... Sevgili dostlar, merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Hocamla, özellikle İsmail Ernur Yılmaz hocamla videomuzun ikinci bölümünden inşallah bilgiler aktarmaya devam edeceğiz. Burada biraz da sizin sorularınıza da özellikle cevap arayacağız. Harut Marut'u konuşacağız. Özellikle Harut Marut hususunu. Bir de biz buraya geldik. Daha doğrusu gelmek zorunda kaldık. Biliyorsunuz birinci videoda söylemiştim. Cebren. Cebren maalesef. Ama bunda da bir hayır vardır. Evet. Çünkü şu anda olduğumuz yer... Yıldız Parkı'nın olduğu yer, hemen arkada Yıldız Sarayı. Sultan Abdülhamit Han, cennet mekan. Allah Sultan Abdülhamit Han akıllara geliyor. Biz bugün burada hocamla Abdülhamit Han'ı da hocama soracağız. Abdülhamit Han çok değerli. Osmanlı döneminde tabii burada belki bir video, burada bizim oturmamız lazım hocam. Bir video değil, binlerce video çıkar. Çıkar. Çünkü hakkında en çok kitap yazılan Osmanlı padişahından bahsediyorum. Çok çok önemli bir padişah. Sultanahmet'te yeraltı şehirleri var, onu da konuşacağız. Hocam, bu tarz böyle konulardan devam edeceğiz. Peki inşallah. Bazı arkadaşlar diyor ki hocam, videoyu kısa tutuyorsunuz. Valla bugün kısa tutmak zorundayız özellikle. Diğer videolar uzundu. Arkadaşlar onu bölüyor ama bu video kısa olacak. Neden? Hem soğuk, hem hocamı çok fazla soğukta da tutmak istemiyorum. Allah razı olsun. Hem de biraz demoralize olduk. Yahya Efendi Türbesi'nde yaşadıklarımızdan dolayı, özellikle o mübareğin orada hadsizce bir şekilde bizim çıkarılmamız, yani çıkarılmamız demeyelim de işte gönderilmemiz. Hani gidin işte çekim yapmayın falan, girmiyorum oralara artık. İlk videoda söylemiştim. Bu arada Emre, evet, Kundakçıoğlu kardeşimize ve Özgür kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Onlar da evet, çok mücadele ettiler. Nasip ya demiş. Emre Kundakçıoğlu dostumuz da aynı şekilde, Özgür Er de sağ olsun bugün bizi yalnız bırakmadılar. Onlar da bunu anlayamadı. Yani diyor ki niye kapat diyor yani, neden biz burada ne yapıyoruz diyor yani, hani adama anlatıyorlar ama yani ayıp bir şey de çekmiyoruz yani. Enteresan bir şey tabii. Neyse, o da ayrı bir şey. Hocam, direkt videoya girelim. Peki. Hocam, Harut Marut'la alakalı çok soru geliyor. Bu konuda ne demek istersiniz? Metafizik istihbarat bu konuda ne diyor? O Harut ve Marut konusunda Melhame-i Kübra videomuzda da biraz değinmiştik. Yani tekrar aynı şeyi söylemektense sanıyorum herkesin merak ettiği, onların kıyamete kadar bir mağarada ayaklanan havalı asılı tutuldukları bu rivayet bak geliyor. İnsanlar bunu merak ediyorlar. Onu sorduğumuz zaman diyorlar ki evet, hala onlar bir mağarada asılı bir şekilde bir eziyet görüyorlar, bekliyorlar. Diyor ki zaman zaman Adem oğullarından, hani bu kötü işlerle uğraşan, Harut ve Marut'u izleyicimiz biliyordur, hani bilmeyen için söyleyelim. Şu an dünyada büyü sihir namına ne biliniyorsa onların insanlara anlattıklarından kalanlar geriye. Normalde bunlar kitaplaştırılmışlardı. Hatta Hazreti Süleyman aleyhisselam o kitapları toplayıp gömdürmüştü. Ayıt sandığının içinde mi yoksa ayrı? Yani insan, zararlı şeyler vardı. Kitaplar hani, ayrı değil mi? Ayıt sandığının içinde değil. Yok, bunlar şey kitaplar. Şerre ne olacak şeyler. Yani ayıt sandığının içinde olmayan kitaplar. Evet, değil. Tamam. Bu kitaplar daha sonra Süleyman aleyhisselamın ölümünden sonra üzerindeki koruma kalkıyor. Ve şeytan insanlara ilham ediyor, onları geri çıkarttırıyor. Hatta o kitapların bir kısmı hala bu zengin şey küresel aileler mi? Rothschild. İsim bilemeyiz, evet, hani evet. Onların DuPont, onlar da mevcutmuş. Bir de deminki konuda yarım kaldı tabii, çok biraz sallandık. Prus Savaşı ile ilgili bir konu vardı ya. Evet. Diyorlar ki o savaşla ilgili, o savaşta Osmanlı'nın yanında Hristiyan devletler de vardı. Avrupa devletleri vardı diyorlar. Evet. Onlardan bir günlük tutulmuş. Yani o savaşın günlüğü tutulmuş ve şu anda Avrupa'da bir müzedeymiş. Ama diyorlar ki o defterin 3 sayfası kayıp. İşte eğer o 3 sayfası açık olsa o şüpheli şaibeli bölüm de orada yazılıydı diyorlar. O hatta o sayfalar şu anda yine Avrupa'da bir şatodaymış. Yani zengin bir ailenin kasasındaymış. Evet. O konunun dışında oldu ama eksik kalmasın. Evet. Şimdi Harut ve Marut, evet, onların melek olduğu söylenir. Hatta Zühre yıldızıyla yaşadıkları bir macera vardı. Onu anlatmıştık zaten. Evet. İzleyicimiz oradan tekrar dinleyebilir. Şimdi Harut ve Marut'a bazı insanlar gene gitmişler. Yani bulmuşlar. Metafizik istihbarat yoluyla o mağarayı bulmuşlar. Ve
bir takım bilgiler de sormuşlar. Hocam mağara Orta Doğu'da mı? Yani nerede? Mezopotamya taraflarında, ne bileyim Orta Asya'da mı? Yani Türkistan coğrafyası. Nerede hocam? Geçmişten gelen rivayetler Şam dedikleri yerde. Ha, Şam ne demek? Şimal. Yani kuzey kısım. Yani kuzey Peygamberimiz yaşadığı döneme göre hani şimalde kalan kısım. Yani Orta Doğu aslında. Mezopotamya'da bir kısmını alıyor. Şu anda bizim toplamımızdan bir kısmını alıyor. Ha, o bize değilmiş şu anda. Ha, yani ha. Hatta diyorlar ki bakınız bugün Kuzey Irak bölgesel yönetiminin toprakları içerisinde bir vadide. Yani iki sırası şöyle tepe gibi yüksek dağ değil. Çorak bir arazi ama yeşillik bir yerde değil. Evet. Taşlık çorak bir arazi. Oradaymış mağara. Hatta Dasuki ahit sandığında. Ama hani ahit sandığı ile ilgili insan merak ediyorlardı ya. Hani bir bilmece tarzı bir şey gelmişti. Kelam gelmişti. Evet. Nasıldı hocam? Dağda tabut, dağdı tabut, tarfete aynin zülbül bahir. Şimdi bununla da ilgili bir şey geldi ama yani tabii ki biz bundan izleyicimizi sakın ha hani orayı gidip bulmalarını istemeyiz. O da zor zaten. Hatta hem zordur ama şimdi demin dedik ya gelen bilgi aynı aktarıyoruz. Yani üstümüzde kalmasın. Yine bir bilmece gibi bir yani tekerleme gibi bir evet, şey söylediler. Mağrut mağrut devam edecek olursak hocam. Diyor ki hani orayı bulmanın anahtarı da. Hani bu kelime bu şeyi çözen orayı da bulur dediler. Mağrut mağrutun olduğu mağarayı. Hı-hı. Çözenler var ama dediniz hocam. Şimdi hatta diyor ki bakın ama bunlar çözenler kötü insanlar. Hatta bak diyor ki orayı gidip onlardan bilgi alabilmiş en meşhur bir insanı söylüyorlar. Düşünün tarihte fitnesi Selçuklu'yu. Hasan Sabbah. Evet. Direkt akla geliyor hocam. O gitmiş aşağı oraya. Aşağı. O Hasan oraya Sabbah'ın gitmiş. Vardı, evet. Tabii tabii oraya gitmiş. O kendisine işini yapacak. Tabii onda dünya imtihanında bir işi vardı. Onu yapacak bazı bilgileri edinmiş. Çünkü zaten şimdi bu sadece haşhaşla veya şeyle insanları uyutup böyle bir şey yapması tabii mümkün değil. O haşhaşın hiç mi etkisi yani geçmiyor? İnsanların yani, zihnine hükmediyordu çünkü. Tabii zihnine hükmediyor. Aynen öyle. Hı. İşte asıl soru da bu hocam. Evet. Dolayısıyla bak çok enteresan bir bağlantı. Hocam peki var mı Harut Marut'la ilgili söyleyeceğiz? Diğer şimdi konuya geçeyim. Şimdi o gelen haberi de söylüyorum ama lütfen diyorum hani bu Harut Marut konu yani en azından orayı bulmaya çalışmayın. Orası insana hayır getiren bir yer değil. Ama madem ki hani böyle bir çalışma yaptık geldi. İzleyicilerimizin içinden hani bizi seven de var, sevmeyen de var. Hatta diyorlar ki yani kötülerin bile hakkı var yani. Çünkü sonuçta evet, dünyada yaşıyoruz madem. Ha, inşallah bulamazlar diyorum hani. Ama söylüyorum. Fesebbitna bisalesin an la yahteruş. Fazla da şey yapmak istemiyorum. Hani tabut-u sekinenin mehtelisem elime geçeceği var biliyorsunuz. O konuda hani yürekten söylüyorum ama bunu istemeye istemeye söyledim. Dediğiniz gibi ilminizin zekatını vermek adına. Ha, belki kötüler ulaşır ulaşmaz bilemem. İmtihan sırrı gereği. İlk defa burada böyle bir şey ulaşmaları hocam, gerekiyorsa. Hatta hocam konuyu değiştirelim biraz. Evet çünkü duvarlar, o biraz daha şey olacak. Evet. Duvarlar hocam, ne? Şimdi şöyle bir şey var hocam. Tabii o konu çok farklı bir konu. Önemli bir şey söylediniz aslında. Hani konuyu değiştirmek babında. Diğer konuya gelecek olursak. Arkadaşlar sonra yorum yazıyor. Hocam ne oldu birden konudan konuya atladınız konu. Hocam değiştirelim dediyse bir bildiği vardır deyip buradan değiştiriyorum. Zaten öyle bir şey söyledi ki. Hepimizin iyiliği için. Çok çok önemli bir şey söyledi yani. Az önce söylediği şey belki de birçok insanın bilmediği bir şeyi söyledi. Birçok insan değil, çoğunluğunun özellikle bilmediği bir şey. Şimdi Abdülhamit Han, burada Yıldız Sarayı'nın hemen gerisindeyiz. Arkamızda Yıldız Sarayı var. Sultan Abdülhamit Han, cennet mekan. Hocam ne söylemek istersiniz? Ben değil, soralım. Mübarekleri. Ya hocam diyorlar ki onun deviren bir isyan vardı. 31 Mart vakası. Şimdi geçen hatta videoda konuşmuştuk. Haçlı sefer yapılmadan önce insanlara Hazreti Süleyman hazinelerini anlatmışlardı. Evet. Zaten bir Harun hazineleri, Hazreti Süleyman hazineleri. Hazreti Süleyman hazine evet, anlatmışlardı. Hani ekonomik sıkıntı yaşayan o Avrupa toplumunda da hadi sefer yapılacağız dendiği zaman insan otomatikman bir ışık ha bak orada zenginlik var oluşmuştu. Şimdi zaten bir düşünün sözü galiba savaşlar, harpler para için yapılır. Mübarekler diyor ki Sultan Abdülhamit Han 40 yıl uğraştı. Hem devletimizi düştüğü sıkıntılı durumdan daha iyi bir duruma çıkarmak için ve bu konuda hem ilmi çalışmalar yaptırdı, yani insan yetiştirdi. Avrupa'ya insan gönderdi. Avrupa'nın siyasetine karıştı. Bugün şöyle bir iddia var. Onu sormadım mübarekler ama evet, meşhur İRA örgütü vardı. İrlanda'da. Ha. Evet. Mesela onun kuruluşunda Abdülhamit Han'ın maddi destek de bulunduğu söylenir. Tabii bir tane İngiliz futbol kulübü de var. Osmanlı'da. Southampton mıydı? Şimdi tam unuttum ama bir tane İngiliz futbol kulübü de var. Abdülhamit'in hani müdahale ettiği. Abdülhamit Han'ın o dehası çok yüksek zaten hocam. İşte Abdülhamit Han ileride yapmayı planladı devletimiz, ülkemiz için o dönemki. Çalışma için biriktirdiği bir hazine vardı diyorlar. Hocam çok önemli bir yere geldiniz. İşte mübarekler öyle şeyi çok seviyorlar. Evet. Bu 31 Mart ihtilalini yapanlar evet, sarayı bastıkları zaman o evet, hazineyi de insanlara işkenceyle konuşturmak suretiyle
yerini bulup devam etmişler. İttihat ve Terakki. Şimdi kim bilmiyor yani İttihat ve şeyler. Ağırlıklı kişiler evet. Yani diyelim. Devrimi yapanlar diyelim hani. Hocam hazine ele geçirildi. Ben de şunu bekliyordum. Hazine saklı, ele geçirilmeyi bekliyor diye beklerken hazinenin ele geçirildiğini ve yağmalandığını söylediniz. Böyle büyük bir hazine de herhalde yurt dışına mı kaçırıldı, ne oldu bilmiyorum. Şimdi izini sürmek bize düşmez. Bize düşmez ama böyle bir hazineyi ele geçirdiler hani, diyorsunuz. Şu duvarlara baktığımız zaman arkasında bize neyi söyleyeceksiniz dediğimiz zaman Abdülhamit Han'la ilgili. Yani o ihtilal aslında yapılması sebeplerinden bir tanesi de o kıymeti ele geçirmekti. Diyorlar. Hazineyi. Ve muvaffak da olmuşlar. Hem para için diyoruz ya hocam. Siyaseten muvaffakiyet kazanmışlar. Hem maddi muvaffakiyet de kazanmışlar ama koca bir imparatorluğun maalesef çöküşüne sebep olmuşlar. Büyük bir çıkmaza sürüklemişler. Aslında Abdülhamit Han'la ilgili daha çok şey söylenir ama kısaca şu Sultanahmet, özellikle Sultanahmet'in altında yeraltı şehirleri var. Çok soruyor yani izleyicilerimiz. Ben hani kısaca diyorum neden? Bu videodan ziyade biz oraya da gideceğiz biliyorsunuz konuşmuştuk. İnşallah. Oradan da inşallah Sultanahmet'in altındaki o bazı yeraltı şehirlerine gireceğiz. Hocamla beraber sevgili dostumuz yönetmenimiz de bizi yalnız bırakmayacaktır Emre Kundakçıoğlu, o da gelecek. Oraya da gideceğiz ama kısaca ne söylemek isteriz hocam? Yani Sultanahmet'in altındaki yeraltı şehirleriyle ilgili neler diyebiliriz? Diyor ki Hazreti Süleyman Aleyhisselam, Ayasofya videomuzda da konuşmuştuk. Ayasofya'yı ilk yaptıran Davut oğlu Süleyman Aleyhisselam'dı. Ayasofya'nın altında da başka yapılar vardı. Diyorlar ki Davut Hocam, oğlu... Hocam bir dakika, Bizans falan değil mi? Bizans. Bizans öncesi dönemde inşa edilmiş. Bizans miras olarak alıyor onu, kullanıyor. Yani ama o dönemde inşa edildiğine dair özellikle Bizans zamanında o zaman ufak bir inşaydı, büyütüldü şöyle, diyebilir miyiz? Bizans'ın elinde o kadar şeyi kazacak güç yoktu. O şehri ilk kazdıran Davut oğlu Süleyman Aleyhisselam'dı diyor ve Süleyman Aleyhisselam bunu kimlere kazdırıyor tabii? Metafizik varlıklara. Tamam şimdi cinlere yani buraya gelmedi. Evet. Bizans İmparatorluğu orayı miras aldığında şu anki mesela nasıl ki şurada kırmızı tuğlalar var. Hani kendi mimarisiyle, kendi imkanlarıyla orayı restore ediyor sadece. Ve şu anda bilinen kısım çok yüzü, dediğiniz gibi çok yüzü bir kısımmış ve sadece sur içinde yok değilmiş. Başka yerlerde de varmış. Hatta Süleyman Aleyhisselam'ın yapmak istediği şey diyor, o yeraltı şehrini yapmaktan kastı iki kıtayı bütününü alan bir şehirmiş. Yani boğazın altından da geçiyormuş. Hmm. Yani bir kitap gibi düşünün. Evet. Bu şekilde bir şehir inşa etme muradı varmış. Yani şu an bizim görebildiğimiz orada, evet Bizans orada kullandı da ama onlar sadece orayı miras aldılar. Dönemin şartlarına göre kullanabilir hale getirdiler. Yoksa o kadar yani insan gücüyle öyle bir devasa şey yapmaları o zamanın şartlarıyla mümkün değilmiş. Yani orada da mucizevi bir güç kullanılmış. O yeraltı şehirleri hala zaten duruyor. Şimdi hiç açıl yani bölgemizde. Açılmayan var mı hocam? Var. Varlıklar var mı orada şu an? Metafizik varlıklar. Var. Var. Onlar o zaman orayı kullanıyor gibi bir şey herhalde. Tabii tabii. Çıkıyor. Yani sonuçta alem dört unsurdan bir teşekkil. Toprak, su, ateş, hava. Kimisi havada yaşıyor. Kimi ateşte yaşıyor, kimi suda yaşıyor, kimi toprakta yaşıyor. Yani orada da onların mekanı. Şimdi çok şey yapmaya gerek yok. Evet. Ama şu an şunu söyleyebiliriz. Evet, o yapıları Bizans kullandı. Hatta eserleri de var içinde. Ama ilk orayı inşa ettiren, Ayasofya'da ilk inşa ettiren Süleyman Aleyhisselam olduğu gibi oraları da ilk inşa ettiren Davut oğlu Süleyman Aleyhisselam'dı. Hatta bakınız mevcut kaynaklarda mesela Tabut-u Sekine ve Ahit Sandığı Musa Aleyhisselam'da anlatılır. Zaten o yaptı, o inşa etti. Davut Aleyhisselam anlattı, kullandı. Mesela Davut Aleyhisselam'dan sonra Süleyman Aleyhisselam var. Ama mesela ondan hiç bahsedilmez. Yani Süleyman Aleyhisselam da kullandığı Tabut-u Sekine'yi. Neyse şimdi konumuz o değil. Yani şunu söyledi. Yani zaten asıl Süleyman Aleyhisselam zamanında değil mi Tabut-u Sekine? Yok, onu Musa Aleyhisselam yapıyor. Ama evet, daha sonra Beni İsrail peygamberlerine miras kalıyor. Bunu savaşlarda kullanıyorlar. Yani şimdi ama şu an modern kitaplara baktığımız Hazreti zaman Süleyman ondan önce. Nasıl? Hazreti Musa'dan. Yok, Musa'dan sonra. Musa'dan sonra. Tabii tabii. Hatta Davut Aleyhisselam'dan da sonra. Hazreti Süleyman. Tabii. Yani kısaca Davutoğlu Süleyman diye geçiyor zaten hocam. Evet. Yani Süleyman Aleyhisselam ilk yaptıran o olmuş. Hocam yönetmen arkadaşlar da uyarıyor. Onlara yavaş çok yoruldular bugün. Videonun sonuna geldik. Yani şimdi diyecekler ki birden kestiniz ama birden kesmedik. Devam edeceğiz. Niye? Biz bunu gidip orada Sultanahmet'in altındaki o yeraltı şehirlerini bizzat yerinde anlatacağız. Hocamdan sözünü İnşallah. Aldık. Değil mi hocam? İnşallah. İnşallah. Belki birkaç tane takipçimizi de duruma göre hocam sizin uygun gördüğünüz ben size atarım. Gelmek isteyen olursa bu videonun altına yazsın. Birkaç tane takipçimizi de belki oraya götürebiliriz. Orada da bir anlatırız. Onlar da gelir. Böyle hatta güzel bir sohbet havası olur. Tarih bilen insanlar olursa onlar da bir şey katarlar. Evet. Yani bekliyoruz inşallah. Bizim gibi insanlar da bakacağız, göreceğiz.
Evet sevgili dostlar, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzu böyle ani kesiyoruz ama dediğim gibi yani hem kamera arkasında hem hocamdan daha fazla yormamak adına, bulunduğumuz yer müthiş derecede soğuk bir yer şu anda. Üşümemesi adına videomuzu burada kısaca bitiriyoruz. Bu Sultanahmet'in altındaki yeraltı şehirlerini ayrıntılı olarak orada yerinde bizzat hocamla beraber anlatacağız. Kovulmasak. İnşallah oradan da inşallah birileri bizi hadsiz bir şekilde göndermezse bunu yapacağız. Sevgili dostlar, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.